Eğitim 6 senedir işlerimiz nedeniyle Berlin'de de yaşıyoruz. Ulaşım ve şehir yapılaşması başta olmak üzere, buradaki yaşam düzenini çok beğeniyoruz. Burada mevcut olanların kaynağında çok eskilere dayanan ve korunup gelişen bir eğitim sistemi yatmaktadır. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 24 Kasım 1928 yılında millet mektepleri başöğretmenliğini kabul etti. Bu tarih, yani 24 Kasım günü, Türkiye'de 1981 yılından beri öğretmenler günü olarak kutlanmaktadır. Pek çok ülkede 1994'ten beri her yıl 5 Ekim günü UNESCO tavsiyesiyle öğretmenler günü olarak kutlanmaktadır. Almanya'dan günlük haberleri ve ilginç bilgileri paylaşan yayıncı Oktan Erdikmen, bugün eğitim hakkında güzel bilgiler verdi. Önce izleyelim sonra eğitim hakkında görüşlerimizi paylaşacağım. Noel pazarına Berlin'de bir saldırı düzenlenmişti ve maalesef 13 kişi ölmüştü. Belçika'da kurye maaşları saatlik bürüt 32.77'ye çıkarılacak. Ancak buna seyahat masrafları ve sigortalar dahil olacak. Hükümet kuryelerin çalışma şartlarını iyileştirmek istiyor. Cezaevlerindeki mahkum sayısı da yükseldi. Bu yüzden kullanılmayan eski hapishaneler yeniden açılmaya başladı. İlk olarak iki cezaevi hizmete giriyor. Ülkede 11.815 tutuklu var. 100.000 kişi başına 90 kişi yapıyor. Bu oran Almanya'da daha düşük, 69. Türkiye'de ise 356 kişi Avrupa rekorunu elinde tutuyor. Önemli olan insanları cezaevine doldurmak değil, önleyici suç tedbirleri almak ve o suçların hiç işlenmemesini sağlamak. İnşallah biz de bunu başarırız. Açılan her okul bir cezaevi kapatır diye bir söz var. Bunun içinde eğitim reformu, eğitim seferberliği yapmak zorundayız. Türkiye'nin 1930'larda yaptığı eğitim seferberliği dünya tarihinde örneğine çok az rastlanan bir başarıya imza attı. Atatürk gökten zembille inmemişti. İkinci Mahmut döneminde kurulan modern askeri okullarda yetişti. İlericiydi. Tanzimat reformlarını sürdürmek istiyordu. Bazıları şimdi alfabeyi değiştirdi diyor ama durup dururken değiştirmedi. Osmanlı Devleti devam etseydi alfabe yine değişecekti. Hatta Tanzimat'ta Reşit Paşa alfabe değişikliği için bir komisyon bile toplamıştı. Aydınların önemli kısmı bunu zaten savunuyordu. Türkler tarih boyunca farklı alfabeler kullandılar. Göktürk, Uygur, İbrani, Yunan, Arap alfabeleri kullanıldı. Arap alfabesi Türkçenin ses yapısına uymuyordu. Özellikle askerler emirler anlaşılmıyor diye çok şikayetçiydi. Hatta Enver Paşa bir ara hatta Enveri diye bir alfabe icat etti ve orduda kullanımını zorunlu tuttu ancak başarılı olamadı. Cumhuriyet ilk iş medreseleri kapattı. Eğitimi modern okullarda vermeye başladı. Alfabe değişikliğinden önce %10 olan okuma yazma oranı birkaç yıl içinde %30'a çıktı. Şimdi Türkiye'de okuma yazmaya bilmeyen birini bulamazsınız. Çok zordur ama okuduğunu anlamak bambaşka bir şeydir. Atatürk ben her şeyden önce öğretmenim derdi. Halk mekteplerinde bizzat ders anlatırdı. O kadar işinin arasında şahsen bir geometri kitabı yazmıştı. Üçgen, dörtgen, açı gibi kelimeleri kendisi bulmuştu. Dünya üstünde bir geometri kitabı yazan tek liderdi. Okulları denetlemeyi de çok severdi. Bir okulun önünden geçerse çat kapı içeri girip çocuklara sınav yapardı. Ve bir gün öğretmen Atatürk'ü görünce ayağa kalkmadı. Dersine devam etti. Herkes öğretmene kızdı. Ama Atatürk kızmadı. Sınıfta öğretmen Cumhurbaşkanı'ndan büyüktür dedi. Çocukların önündeki otoritesini sarsmamakla çok doğru yaptı. Bir gün Galatasaray Lisesi'ne girip bir öğrenciyi kaldırdı. Ve Nil Nehri olmasaydı Mısır ne olurdu diye sordu. Çocuk heyecandan ne diyeceğini şaşırdı hapı yutardı diye cevap verdi. Atatürk buna çok güldü ama çocuğa da tam not verdi ve evet dedi. Gerçekten de hapı yutardı. Cumhuriyet kıt kaynaklarla yurt dışına da öğrenci gönderdi. Sınav açıldı. Milli Eğitim Bakanı'nın oğlu burs alamadı. Yüzlerce öğrenci gitti. Aralarından bazıları son gün biraz tereddüt yaşadılar. Bize para göndereceklerini söylediler ama ya göndermezlerse? Biz gurbet elde, ne yaparız diye düşünenler vardı. Tren istasyonunda bir görevli geldi. Trene binmeden hemen önce ve Atatürk'ün şahsen yazdığı telgrafı uzattı. Sizi birer kıvılcım olarak gönderiyorum. Gür alevler halinde geri dönmelisiniz. Öyle bir lider kimin nerede ne düşüneceğini çok iyi biliyor. Ona göre önlemini alıyor. Tereddüte ve tesadüfe asla yer vermiyor. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Tüm öğretmenlerimizin öğretmenler günü kutlu olsun. Allah hepsinden emekleri için razı olsun. Eğitimin önemi çok yönlüdür. İnsanlara bilgi ve beceriler kazandırmanın yanı sıra bireylerin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişimine katkı sağlar. Eğitim, toplumların ilerlemesinde temel bir faktördür ve bireylerin potansiyellerini maksimum düzeyde kullanmalarına yardımcı olur. Alman eğitim sisteminde meslek eğitimi önemlidir. İlkokul, orta, lise ve üniversite eğitimi genellikle ücretsizdir ve yüksek standartlara sahiptir. Mesleki eğitim, öğrencilere hem teorik hem de pratik beceriler kazandırır. Almanya, serbest ekonomiden ziyade sosyal ekonominin uygulandığı bir ülkedir. Almanya'nın eğitim felsefesine göre, Almanya'da endüstri ve ekonomi ile entegre bir meslek eğitim sistemi vardır. Böylece bu öğrencilere teorik bilgilerin yanı sıra pratik beceriler kazandırmayı amaçlayan bir modeldir. Bu sistem öğrencilere belirli bir meslekte uzmanlaşma fırsatı sunar ve genellikle bir öğrencinin okulu bitirmesinin ardından direkt iş gücüne katılmasını sağlar. Anahtar özellikler şunları içerir: İşbirliği ve ortaklık. Şirketler ve okullar arasında güçlü bir işbirliği vardır. Öğrenciler teorik eğitimlerini okullarda alırken aynı zamanda belirli bir sektörde staj veya çıraklık yaparak pratik deneyim kazanırlar. Uygulamalı eğitim. Meslek eğitimi öğrencilere belirli bir meslek dalında uygulamalı beceriler kazandırır. Bu durum öğrencilere gerçek dünya uygulamalarında yetkinlik kazandırır. İş garantisi. Meslek eğitimi tamamlandığında öğrenciler genellikle eğitim aldıkları şirketlerde işe alınma olasılığına sahiptirler. Bu durum, öğrencilere daha erken aşamada iş dünyasıyla bağlantı kurma şansı verir. Almanya'daki bu sistem hem öğrencilere mesleki beceriler kazandırma hem de iş dünyası için nitelikli iş gücü yetiştirme amacını taşır. Bize gelince, 1940 yılındaki bir yasayla kurulan 21 adet köy enstitülerinin bir temel amacı vardı. Köylü halkın eğitim seviyesini arttırmak olduğu için köylülerin uğraştığı, tarım, hayvancılık ve günlük hayatta yaptıkları işler, ders olarak verilmiştir. Köy Enstitüsü uygulaması, Hasan Ali Yücel'in 1946'da Milli Eğitim Bakanlığından ayrılmasına değin devam etmiştir. Hasan Ali Yücel'den sonra 1946 yılında CHP döneminde köy enstitüleri kapatılmaya başlandı ve yerine köy öğretmen okullarına dönüşüm gerçekleştirildi. Bu çok modern bir sistemdi. Çok yazık edildi. Ama geçen 77 senedir bu sistemin tekrar kurulması için siyasi ve idari hiçbir teşebbüs yapılmadı. Niçin bu sualin cevabını, yani geçmişte meydana gelmiş olanları yani gerçekleri öğrendiğimizde, kabul ve ikrar ettiğimizde, zihin dünyamız daha aydınlık hale gelmiş olacaktır. Bu durum, eğitimdeki amaçtır. Bilim ve akla dayalı düşünen ve açık fikirli olup dürüst davranan insanlarımızın çoğalmasını diliyorum. Ali Ara 2015 25 Kasım 2023